Diğer basın mensupları, AK Parti'ye gönül veren AK kadrolar, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Malumunuz, hepinizin bildiği gibi 31 Mart 2019'da yerel seçimler var. Yerel seçimlerde seçilecek olan insan sayısının çok olduğu bir seçim. Köy muhtarlığından büyükşehir belediye başkanlığına kadar, belediye meclisinden muhtar azasına kadar çok seçimli bir seçim, zor bir seçim. Çünkü adayın bol olduğu, seçilecek insanların çok olduğu, yukarıdan aşağıya kadar bir kademe olan bir seçim. Ancak bu işlerde tecrübeli olan, daha önce 3 dönem milletvekili yapmış olan Selçuk Bey, biz daha önceden de tanışırız kendisine, cesurdur, çalışkandır. Bunu biz biliyoruz, kefiliz. Bu yola ben de varım dedi. Bu bir hizmet yarışıdır. Bir hizmet yarışıdır. İnşallah biz onu başarılar diliyoruz. Biz hep beraber destekçisiyiz. Çünkü geçen dönem bazı şartlardan dolayı büyükşehri kaybettik. Ancak hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Onun acısını hala yaşıyoruz. Bir hizmet geleceği zaman yok büyükşehir mi yapsın, ilçe mi yapsın? Hizmet kargaşası da oldu. Onun için bu dönem mutlaka bizim büyükşehri almamız gerekiyor. Büyükşehir almamız gerektiğinden dolayı da inşallah hükümetimiz de Sayın Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan da aday adaylarını erken açıklayacak adaylara. Çünkü Manisa'nın 17 tane ilçesi var. 800'e aşkın mahallesi var. Bu ilçeler, mahalleler tabii büyük, yani 1 milyon üzerinde, 1 milyon 300'e yakın bir nüfus. Kısa zamanda bunlarla diyalog kurmak, diyalog geçmek, irtibat kurmak, projeler anlatmak kısa dönemde zor oluyor. Tabii bu projeleri aktarmamız lazım. Ne yapacağımızı, ne geleceğimizi anlatmamız lazım. Onun için inşallah bize gelen istihbarata göre, tabii başkanım da biliyordur, Aralık ayının başında büyükşehir belediye başkanları açıklanacağını söylediler bize. Bizim ilçemizde de maşallah aday aday yağmuru var. Ben hem size de tanıdım başkanım. Hüseyin Koçoğlu Bey bizim yönetimizden aday adayımız. Recep İşçi Bey aday adayımız. İsmail Ahmet Sözcü Er aday adayımız. Nefise Şükran'ı tanıyorsunuz zaten, aday adayımız. Bizim bir tane daha aday adayımız var Fransa'da. Remzi Şekerci, geçen gün tanıyorsunuzdur, milletvekili adayı. İnşallah hep beraber birlik içerisinde dağılmadan güçlü bir şekilde biz bir olur isek, tek olur isek, güçlü olur isek büyükşehir alırız. Almamamız için de hiçbir sebep yok. Çünkü bunu her zaman söylüyoruz. AK Parti Manisa'da birinci parti. Ve farklı bir üstünlük var. Bize en yakın olan CHP'nin 240 bin oyu olurken bizde 370 bin oyu var. MHP'nin 110 bin, İYİ Parti'nin de 130 bin oyu var. Yani onların ikisinin toplamı dahi bize yapmıyor. Ancak, parantez içinde söyleyelim, biz birliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi bozmamamız lazım. AK Parti'yi gönül veren arkadaşları yine aynı heyecanla, aynı coşkuyla, aynı tempoyla koşmamız lazım. Eğer biz bunu başaramaz isek, tabii ki sonunda ahbaplar yerine gelmiyor. 5 sene gibi bir zaman kaybolup gidiyor. İnşallah biz buna inanıyoruz ki, Sayın Başkanım diyeyim, Başkanım, biz bu işi başarırız. Bizim bu konuda şüphemiz yok. Genel merkezimiz anketler yapıyor. İşte bu pazar günü söylediğimiz gibi temayülümüz var. Temayülümüz var. Anketimiz, temayülümüz. İnşallah bu işi başarırız. Ben sözü fazla uzatmadan, tabii tanıyorsunuz siz ama Sayın Selçuk Özdağ Bey'e söz vereyim. Sizler de bir merhaba desin. Coşkulu, heyecanlı sesini bir de siz dinleyin. Sayın Başkanım hoş geldiniz deyip ben size hayırlı uğurlu olsun diyorum. Buyur başkanım. Çok değerli ilçe başkanım, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız,
Parti bizim çok değerli belediye meclis üyeleri, çok değerli ilçe, kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe yönetim kurulu üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli belediye başkan aday adayı arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Orman Federasyonları Başkanı da geldi. Erdoğan Bey, Erdoğan Şener Bey, onu da selamlıyorum. Efendim akşamınız hayır getirsin. Her işin başı dua. Her işin sonu da dua. Her işin başı dua ise Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 31 Mart akşamı da iki partiyi sipil dağ, iki bayrağı sipil dağının tepesine dikerek, birisi bağımsızlık bayrağımız, şerefli Türk bayrağı, ay yıldızlı, birisi de 16 yıldır 13 seçim kazanmış, 14. ile kazanacak olan AK Parti'nin bayrağını sipil dağına dikeceğiz. Aşağı ineceğiz. Burada Mimar Sinan'ın Camii Muradiye'de veya Sultaniye'de veya Hatuniye'de bir iki rekat şükür namazı kılacağız. Sonra da eş zamanlı olarak 17 ilçe ve meydanda, Cumhuriyet Meydanı'nda bir harmanla oynayacağız. İnşallah. Niyet hayır, akıbet hayır olsun. Bir hayırlı yola çıkıyoruz. Encamımızı hayır etsin Allah. Ben 1975'li yıllarda siyaset hayatına başladım, 17 yaşında. Uzun ince bir yol, 43 yıllık bir mücadele. Bu mücadele çok çetin ve zorlu geçti. Hapishaneler, 12 Eylül darbesi, sonra rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile 17 yıllık siyaset, sonra 28 Şubat döneminde 3 defa üniversiteden atılma, işsiz kalmak. Her seferinde eve geldiğimde eşim Kur'an kursu hocası, benim eşim haklıdır, haksızlık yapmaz, haklıdır mücadelesinde ve meydan okuyuşunda bizim paramız bize yeter demiştir, maaşımız bize yeter demiştir. Sonra da Muhsin Bey'in vefatıyla beraber siyaseti bırakış, ardından Sayın Bülent Arınç Bey'in ve de ardından da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühleriyle AK Parti'ye dahil olmak, ünsiyet peyda etmek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonraki Menderes'i de Özal'ı da geçmiştir, Demirel'i de geçmiştir. En büyük siyasi lider Recep Tayyip Erdoğan'la beraber siyaset yapmak nasip oldu. Size çok teşekkür ediyorum teşkilat mensuplarıma. AK Parti kurulduğundan bugüne kadar ilçe başkanlığı yapan, belediye başkanlığı yapan, bu kademenin her kademesinde çalışan her kardeşime çok teşekkür ediyorum. Onlarla beraber beni parlamentoya taşıdınız siz 2011 yılında. Sonra tekrar ikinci kez bir daha parlamentoya taşıdınız. Üçüncü kez bir daha parlamentoya taşıdınız beni. Ben de sizi mahcup etmedim. Hiç başınıza eğdirmedim. Parlamentoda, komisyonlarda, darbeler araştırma komisyonunda, Soma maden kazası ve maden kazalarının araştırma komisyonunda, 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonu başkan vekilliğinde, Milli Eğitim Gençlik Spor Komisyonu üyeliğinde, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliğinde, Çevre Komisyonu üyeliğinde, genel merkezde yapmış olduğum görevlerde, başkan yardımcılıklarında, herhangi bir komitede başkanlıkta, genel başkan yardımcılığı yaparken aynı şekilde hep dik durarak, düzgün işler yaparak Manisa'yı şerefimle temsil etmeye çalıştım. Ve aynı zamanda hem taban siyaseti yaparken taban siyaseti de yaptım. Her telefonu açtım. Her yatırımı, her köye gittim. Her yatırımı takip ettim. Hastanesinden, sağlık ocağına, yolundan, orman işlerine, kültürel hayatından, müzesinden, bir diğer yandan göletlerine, 46 göletine, 4 barajına, her ilçedeki hastanelerde, spor salonlarına, gençlik merkezlerinden herhangi bir yatırıma kadar, herkesin telefonunu açarak, her yatırımı takip ederek bir noktada halk siyaseti nasıl yapılır, halk tipi siyasetçi nasıl olur, bunu göstermeye gayret sarf ettim. Teşkilat mensuplarımla hep iyi geçindim. Onlar bana ne görev verdilerse o görevi layıklı veçile yaptım. En genç milletvekili benim diyerek bana en zor görevleri verdiler efendim. En uzak ilçelere beni gönderdiler, köylere beni gönderdiler, gençsin dediler, tazesin, yenisin dediler. Tabii yaş 33 olunca efendim herkes bize dedi ki koş bakalım ve ben koştum. Çok memnundum. Onlara da çok teşekkür ediyorum, hep bana sevap kazandırdılar. Demirci'ye 95 defa gittim. 95 defa. Her gittiğimde bir şeyle gittim. Ya bir tarihi eserin restorasyonuna gittim, ya yolun ihalesi yapıldı dedim. Ya baraj için gittim, ya 14 tane gölet için gittim, ya hastane için gittim, ya sağlık ocağı için gittim. Her yatırımı burada takip ettim.
ve aynı zamanda parti kurulduğundan beri bu partiye hizmet eden Bülent Arış Bey'e, Hüseyin Tanrıverdi Bey'e, Recai Berber Beyefendi'ye ve diğer milletvekili arkadaşlarımın tamamına, 10 kişi milletvekili yaptı bugüne kadar, bu 10 kişiye şükranlarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çünkü bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bir elin bir şeyi yok. Ama iki elin sesi var. Biz kolektif aklı oluşturarak milletvekili arkadaşlarımızla uyumlu bir şekilde çalıştık. Son 8 senede de Manisa'ya çok büyük yatırımlar yaptık. Şehir hastaneleri, büyük barajlar, göletler, yollar, otobanlar. Şimdi otobanınız bitiyor, buradan geçiyor. İstanbul, Manisa, İzmir otobanı ve burası cennet olacak inşallah. Samuncuveli tüneli bitti. Çandarlı Kuzey Ege Limanı'nı bitireceğiz. Ardından da biz hızlı treni bitireceğiz 2020'nin sonunda. Manisa uçacak efendim. İzmir'in önüne geçeceğiz. Ve bu şehri Allah nasip ederse daha zengin, daha özgür, daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Tarımıyla, sanayisiyle, eğitimiyle, kültürüyle, inanç turizmiyle, altyapısıyla, üst yapısıyla bunları yapacağız arkadaşlar. Ben bir yola çıkıyorum dedim. 3 dönem milletvekilliğinizi yaptım ve milletvekilliği döneminde yaptıklarım Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında da yapacaklarımın teminatı efendim. Bu şehirde hizmet edilen her şeye teşekkür ediyorum. Kim taş üzerine taş koyduysa herkese şükranlarımı arz ediyorum. İster AK Parti belediye başkanları, ister muhalefet partisinin belediye başkanları, hepsine çok teşekkür ederim. Biz Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talibiz. İki defa kaybettiğimiz belediye başkanlığını kazanmak istiyoruz. Elimizdeki belediyeyi kaybettik. Ardından da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybettik. Şimdi diyoruz ki ilçe belediyeden almak önemlidir ama en önemlisi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı almaktır. Ben de bu meydana çıkıyorum, bu agoraya çıkıyorum. Bu agorada Allah nasip ederse biz diyeceğiz ki projelerimizle her mahalleye önce mahalleye neler yaptık özel idare olarak. Akhisar Belediyesi olarak belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. 3 dönem belediye başkanlığı yaptı. Kendisini de çok severim ve hizmetleri de büyüktür bu şehirde. Şeyh İsa'nın şehrinde, Ayvaz Eder'in şehrinde, Horasan Erler'in şehrinde, Ahmet Er'in şehrinde güzel hizmetler yaptı Salih Hızlı Beyefendi. 3 dönem, 15 sene. Kolay değil. 3 belediye başkanlığını kazanmak kolay mı? Ve kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bugün de belediye meclis toplantısı var. Oraya gittiler. Beni de aradılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Hangi mahalleye ne yaptığımız özel idare olarak? Akhisar Belediyesi olarak ve hükümet olarak. Akhisar'a ne yaptık? Özel idare olarak, belediye olarak, hükümet olarak. Bunları tek tek herkesin önüne koyacağız. Manisa'ya neler yaptık? Özel idare olarak, belediyeler olarak ve hükümet olarak neler yaptık? Ta ki barajından göletine, hastanesinden sağlık ocağına, spor tesislerinden kütüphanesine kadar neler yaptıysak, yaptığımız sosyal yardımlar dahil olmak üzere kitapçıklarla onların önüne koyacağız Allah nasip ederse. Ve inşallah iki kişi aday buradan. Adayı. Birisi Recai Berber Beyefendi. Beraber 3 dönem milletvekilliği yaptık kendisine. Bizden önce bir dönem daha milletvekilliği yaptı. Ben kardeşimi severim. O da bu meydana çıkmak istedi. Kendisini tebrik ediyorum. Güzel bir insandır. Güzel bir arkadaştır. İnşallah kendisinin de bahtı açık olsun diyorum. Ve inşallah bu ipi ben göğüsleyeceğim. Allah nasip edersin. Ben göğüsleyeceğim. Zafer bizi bekliyor arkadaşlar. Allah ben çalışana veririm buyuruyor. Kim çalışsa ona verir. Ben Müslümana veririm demiyor. Çalışana veririm. Biz 8 senedir çalışıyoruz bu şehirde. Çalışmaya devam edeceğiz. Ama özellikle bu teşkilata çok teşekkür ediyorum. Teşkilat bizim miladımız, direngi noktamız, bir noktada her şeyimiz, özümüz. Bu arkadaşlarla beraber biz bu Akhisar'da güzel işler yaptık. Birlikte yaptık. Teşkilat mensupları da her zaman yanımızda oldular. Biz de milletvekilleri olarak onların yanında olduk. Allah nasip ederse bu şehirde yapılanlar var. Onlara teşekkür ediyorum dedim. Bu şehirde yapılamayanlar var. Onları yapacağız. Yapmak istedikleri ama yapamadıkları var. Yaptıkları ve eksik yaptıkları var. Eksik yaptıklarını tamamlayacağım. Yapmak isteyip de yapamadıklarını yapacağım. Allah nasip ederse. Bu şehirde ilçe belediye başkanının elini, Akhisar belediye başkanının elini, Büyükşehir belediye başkanının eliyle beraber olacak. Tutuşacak. Birlikte olacaklar. Sonra bu el Allah nasip ederse 3 el olacak. Bakanlar kurulunun eliyle tutuşacak. Sonra 4 el olacak. Bu el Recep Tayyip Erdoğan eliyle tutuşacak Allah nasip ederse. Rabia olacak Allah nasip ederse. Eliyle tutuşacağız. Tutuşacağız buraya. Meydanlara. Bizim alnımıza ak arkadaşlar. Yaptıklarımızı anlatacağız. Bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemez. Seviyeli siyaset yapacağım. Hiç kimseyi kötülemeyeceğim. Kimseyle uğraşmayacağım.
Biz projelerimizi anlatacağız. 16 yıllık AK Parti iktidarını belediyelerde yaptıklarımızı söyleyeceğiz. Kimseyle bir polemiğe girmeyeceğim. Elimden geldiği kadar düzgün siyaset yaparak, şahsiyet yapmadan, kişilerle, kimliklerle uğraşmadan bunu yapacağız. Değerli kardeşlerim, ben bu şehirde her telefonu açtım dedim. Hiç kimseye partisini sormadım. Hiç kimseye mezhebini sormadım. Meşrebini sormadım. Etnisitesini sormadım. Irkını sormadım. Her telefon benim için değerliydi. Ben AK Parti'den seçildim ama Manisa'nın milletvekiliydim ben. 1.460.000 kişinin milletvekiliydim ben. Onun için ayrımsız çalıştım. Ben CHP'den oy alırım. Büyük Birlik Partisi'nden oy alırım. Saadet Partisi'nden oy alırım. İyi Parti'den oy alırım. Demokrat ve Müslüman Kürtlerden oy alırım. Alevilerden oy alırım. Romanlardan oy alırım. Ben burada yapmış olduğum hizmetleri sıralasam sabaha kadar konuşurum. Sosyal faaliyetlerimden kültürel faaliyetlere kadar, akül araçlarından beyaz bastonlarına kadar, konferanslardan gecelere kadar, kültürel hayattan, sempozyumlardan, panellerden, piyeslerden bütün ilçelere götürmeye çalıştım. Gece gündüz durmaksızın devam ettim. Ve ben hizmetlerimi yaparken de hep şu sözü, Hazreti Muhammed'in sözünü düstur edindim efendim. İnsanların en güzeli insanlara hizmet edendir. Müslümanların en güzeli değil. İnsanların en güzeli Müslümanlara hizmet edendir de değil. İnsanların en güzeli insanlara hizmet edendir. Yaratılmışı severiz yaradandan ötürü. Ben gelmedim dünyaya kavga için. Benim işim sevgi için Allah'ın evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Biz acaba bu şehirdeki insanları iş ve aş sahibi nasıl yapabiliriz diye gayret sarf ettik. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bakanlar Kurulu'na teşekkür ediyorum. Ve başardık. Büyük işler yaptık. 16 katrilyon yatırımlar yapıldı buraya. 16 katrilyon, 16 milyar. Çok büyük bir para bu. Ve bunları kitaplarla size göndereceğiz. Ve sizler inşallah hep beraber kahve kahve. Evet, gidilmedik yer bir ev bırakmayacağız biz. Her evin kapısını çalacağız. İki defa belediyeyi kaybettik. Sayın Cumhurbaşkanı 22-23 ay kadar önce beni arayarak iki defa ben o belediyeyi kaybettim dedi. Oraya hazırlanacağız ve orayı alacağız Selçuk Bey dedi. İçim yanıyor dedi. İçim yanıyor dedi. Şehzadeler kentini kaybetmiş olduğum için içim yanıyor dedi. Şimdi orayı alacağız. Orası aynı zamanda Ege bölgesine domino tesiri yapacak dedi. Değerli kardeşler. Biz burayı alırsak Aydın'ı da alırız. Biz burayı alırsak Muğla'yı da alırız. Biz burayı alırsak İzmir'i alırız Allah nasip ederse. O kadar iddialı. Bu şeyi konuştuk. Ahmet Şemsettin Marmanevi Hazretlerinin, Şeyh İsa'nın, Ayvaz Dede'nin yaşadığı 17 şehzadenin, 5 tane büyük sultanın, Fatih'in yaşadığı şehirde hiç başka bir belediyeye vermek olur mu başka bir partiye? Biz alacağız burayı Allah nasip ederse. Alacağız, hizmet nedir göstereceğiz inşallah. Belediyecilik nedir yapacağız, altyapısıyla üst yapısıyla. O projelerimizi, adaylığımız açıklandıktan sonra Allah nasip ederse o projelerimizi ilçe başkanımızla, buradaki milletvekili arkadaşlarımızla, buranın belediye başkan adayıyla beraberce çıkacağız spor salonlarında, meydanlarda, agorada, köylerde, kahvelerde, STK'larda, odalarda, sendikalarda, derneklerde, vakıflarda hep anlatacağız kardeşlerim. Çünkü siyaset anlatma sanatıdır. Söz sanatıdır. Kim bu sözü iyi kullanıyorsa onlar galip gelirler. Kim samimi ise galip gelir. Kim millete kendini inandırırsa galip gelir kardeşlerim. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Uzun uzun konuşmak istemiyorum ama şunu bilin ki Selçuk Özdağ herkes tarafından sevilen bir adamdır. Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkmeni herkes bizi seviyor. Ve bazı anekdotlar var. Onları anlatmak istemiyorum. Ve kardeşlerim bizim burada ofisimiz vardı. 3 kişi çalıştılar. Ankara'da ofisimiz vardı. 4 kişi çalıştılar. Haydi bakalım günde 300 tane telefon açın. Bir hafta boyunca 300 telefon gelsin size. Alo, ben sizinle birer dakika konuştumlar. 300 dakika. Telefonları kırarsınız. Biz günde 300 telefon, 400 telefon açarak sadece nasılsın, iyi misin değil ki. Benim oğlanın tayini ne oldu? Bizim köprü ne oldu? Bizim yol ne oldu? Bizim baraj ne oldu? Bizim gölet ne oldu? Sağlık ocağı ne oldu? Doktor ne oldu? Öğretmen ne oldu? İmam ne oldu? Cami ne oldu? Bizim yol ne oldu? Hani otoban geçiyordu? Hani göletimiz bitecekti? Hani göletçiler gelecekti? Hani baraj olacaktı? Bunların hepsiyle ilgilendik arkadaşlar. Ve her telefon açarak ve vatandaşların da derdine derman olmaya gayret sarf ettik. Bir anekdotla sözlerimi tamamlamak istiyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum değerli kardeşlerim. Allah nasip ederse bu belediye alacağız. İnşallah. Zaten korku dağları bekliyormuş. Başkalarını şu an korkunun dağların arkasında korkularıyla bekliyorlar. Diyorlar ki bu AK Parti burayı alacak belli. Bu AK Parti Akhisar'ı 4. kez alacak diyorlar. İnşallah. Almadığımız ilçeler var, alamadığımız
İşte Alaşehir gibi, Sarıgöl gibi, Salihli gibi, Kula gibi, Selendi gibi, Turgutlu gibi. Bunları da alacağız Allah nasip edersin. Aldıklarımızın üzerine bunları da koyacağız. Hedef, Büyükşehir'le beraber 17 ilçe belediyesini almak değerli arkadaşlar. Çok anekdotlarım var. Bu siyaset arenasında 7 yıl boyunca unutulmaz anekdotlarımız var. Yani o kadar güzel hatıralarımız var ki insanları işe yerleştirirken, insanların işini yaparken, insanların dertlerine derman olurken, hep onların dualarını alırken öyle güzel anekdotlarla karşılaştım ki 2-3 tanesini size söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bir tanesi, bir adam tren teşkil işçisi olmak istiyor. Adam, hanımı felç. Çocuklar okula gidiyor. İş arıyor, bana ulaştı. O günlerde de tren teşkil işçileri almak istiyor bu demir yollarına. Ben adamı işe aldım. Esili oldum. Adam, ben her Muharrem ayında aşure dağıtırım. Benim için Ramazan kutsaldır. Ramazan bayramı ve Muharrem Kurban bayramı kutsaldır ama Muharrem ayı da kutsaldır. Allah'ın her günü kutsaldır ama bazı günleri vardır ki daha mübarektir, daha değerlidir. Ben de her zaman aşure ayında, Muharrem ayında aşure dağıtırım. Bir yandan Hazreti Hüseyin'i hatırlayalım. Bir yandan Nuh Aleyhisselam'ı, bir yandan Hazreti Adem Aleyhisselam'ı hatırlayalım. Bir diğer yandan da Muharrem ayı nedeniyle Peygamber Efendimiz'e şöyle bir salavat getirelim diyerek, hayır yapalım diyerek 17 ilçede arkadaşlarımızla aşurelere dağıtmaya çalıştık. Bazen 5 ilçe oldu, bazen 10 ilçe oldu. Yaptık bunları kardeşlerim. Adam işe girmiş geldi. Ben dedik efendim, ben işe girdim dedi. Hayırlı olsun biliyorum dedim. Ama efendim dedi, benim CHP'li olduğumu biliyor muydunuz dedi. Evet biliyordum dedi. Bildiğiniz halde beni işe mi aldınız dedi. Evet dedim. Sizin hanımınız felçti. Sizin ihtiyacınız vardı. Benim için parti önemli değil dedi. İhtiyaç önemli. Sen bu ülkenin çocuğusun. Aynı şekilde bir kadın beni aradı. Bunun gibi 30 bin kişi mübalağa etmiyorum. Her telefon yazılmıştır. Her yapılan iş, yapılamayan işler yazılmıştır. Yapılan işler bildirilmiştir. Yapılamayanlar da söylenmiştir. Gerekçesi anlatılmıştır efendim. Bu şekilde milletvekili yapmak zordur ve yoktur. Hem Ankara'da siyaset yapacaksın, hem taban Manisa'da yapacaksın. Varsa elini değil ayağını öpeceğim efendim. Bu kadar da iddialıyım. Burada mütevazilik yapmayacağım. Bir kadın beni aradı. Efendim dedi, ben işten çıkartıldım. İşe yerleşmem lazım. Şehir hastanesine temizlikçi anlıyormuş. Olur dedim. Arkadaşlarıma gerekçesini sordu. Fabrikadan çıkartıldım. 3 çocuğum var. Dulum. İntihar etmeyi düşünüyorum dedim. Veyahut da kötü yola düşeceğim dedim. Olmaz dedim. Hemen arkadaşlarıma söyledim. Araştırın. Doğru mu? Fabrikayı sorun. Neden atılmış? Neden? Doğru mu? Muhtaç mı? Fakir mi? Yoksul mu? Dul mu? Evi kira mı? Hepsini araştırdık. Doğru. Ben işe yerleştirdim bu kadını. Hemen aradım. Dedim muhtaç bir kadın var. Mağdur. Önemli olan mağdurları bulabilmek. Kadın yerleşti, sonra beni aradı. Size nasıl ulaştım vekilim biliyor musunuz dedi. Biliyorum dedim, benim telefonum herkeste var dedim. 19 yıldır aynı telefonu kullanıyorum. 3 defa milletvekili oldum. Her broşürüme o telefonu yazdım dedim. Evet, 3 telefon kullanıyorum. 3 telefonumu da yazdım. Ve sürekli kullandığım telefon da en üsttedir efendim. 0533-619-9251. Herkeste vardır. Onlardan birinden almışsınız dedim. Hayır efendim, sizi rüyamda gördüm dedim. Peygamber Efendimiz'le gördüm. İntihar etmeye karar vermiştim. Peygamber Efendimiz bu adamla görüş, bu telefonla görüş senin işini halledecek dedi. Bir maneviyat, bu bir anekdot, küçük bir anekdot. Bu şeyler de olur. Metafizik ürpertilere de inanıyorum ben. Ama bu işte samimiyeti olma. Ama daha önce bana bu rüyaya nasıl belki işini yapmazdım, istismar ediyor derdim. Biz bu insan, bir de geçenlerde bir mektup aldım. Yüzlerce mektup. Binlerce mektup. Genel Başkan Yardımcılığında da ben Güneydoğu'da, Anadolu'da sokağa çıkma yasağında 14 ilçe ve 4 ilden sorumluydum. Oranın da her şeyle ilgilendim ben. Oralarda seviliyorum. Zaten beni buradan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapmazsanız gideceğim Diyarbakır'dan olacağım. Mardin'den olacağım, bilinsiniz. Oradan davet ediyorlar. Söyleyin size. Yok, gideceğim diyerek biraz oyları bana versinler. Sizdeniz zaten. Sağ olun başkanım benim. Efendim, o mektup şöyleydi. Bir delikanlı bana yazıyor. Bu işçi. Mektubunu okusanız tam bir yazar dersiniz. Bir arkadaşım, sizin ortak arkadaşınızmış. Sizle çok bahsediyordu. Selçuk Özdağ adamdır. Selçuk Özdağ insandır. Selçuk Özdağ siyasetçi değildir. Ben de sonra milletvekili aday oldunuz. Sonra milleti. Ben solcuydum. Siz milliyetçi bir adamdınız. Benim bununla işim olmaz dedim. Aramadım. Hayırlı olsun da demedim. Ve sizi hiçbir gün aramadık. Ama benim arkadaşım şöyle diyordu. Bir gün mağdur olduğuna inanırsan, bir gün haksızlığa uğradığını anlarsan Selçuk Özdağ'ı ara. O ilgilenir. İşten ayrılmıştık. 9 aydır evimize aşık götüremiyorduk ve işsizlik maaşı da bitmişti.
Hanımların yüzüne bakamıyorduk. 19 kişiydik. Sonra aklıma siz geldiniz. Selçuk Özden'e bir mesaj attım. Alındı görünce sevindim. Sonra ilgileneceğim yazısı geldi. Daha çok sevindim. Bir saat sonra telefonum çaldı. Bakanla görüştüm. Yarın işe başlıyorsunuz dedi. Ve ben solcuyum dedi. Ama esası şu kardeşlerim. Sonuç şöyle bitiyordu. Anladım ki Selçuk Özdağ siyasetçi değil. O bir adam, bir insan. İnsana değer veriyor. Ama size son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Yazmış. Şimdi duydum ki Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı söz konusuymuş. Sıra bizde efendim. Şimdi biz görevimizi yapacağız. Roman kadınlar bana geldiler. İki kadın. Peygamber Efendimiz'i rüyamda görüyorum dedi bir kadın. Ben dedi orayı çok özlüyorum. Bizi oraya gönder dedi. Olur dedim gönderelim. Sonra aklıma proje yapmak geldi. Şu ana kadar 500'e yakın Roman kadını ve Roman delikanlısını ben umreye gönderdim. Vesile oldum. Robin Hood gibiyim. Zenginlerden alıyorum, fakirlere veriyorum efendim. Bu Robin Hood'luğa belediye başkanlığı nasip olursa, Allah nasip ederse olacak. Allah nasip ederse yine devam edeceğiz. Bir yandan Akhisar'ın imkanları, bir yandan Büyükşehir'in imkanları, bir yandan Bakanlar Kurulu, bir yandan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imkanları, karizmatik lider, son Mohikan, son savaşçının imkanlarıyla, bir diğer yandan da bu şehrin organize sanayinde bulunan fabrikaların imkanlarını, sonra bu tarımın zenginlerini, haydi bakalım okul yapalım. Bir arkadaşımın babası öldü, gittim taziyeye, kaymakam, belediye başkanı hep beraberiz. Geldi, hayır yapıyor musun dedim. Bak genç yaşta öldü baban dedim. Yapmaz olur muyum efendim? Zengin de mermer işi yapıyor. Olur yap, yapmaz mıyım? Şuraya bir okul yap dedim. Ne kadar? 500 tane. Yok dedim. 2 milyon. 2 milyon. Ya çok oldu vekilim dedi. 500'ü ben versem, 1,5'u da devlet versek olmaz. Mezarına rahat yazsın. Hemen yap şuraya okulu yaptı. Okulu yaptı. Geceleyin Demirci'den geliyorum. Bu 95 defa gittiğim ilçeden. Dönerken bana aradı, dedi ki okulu bir görmek istemez misiniz ama bakan gelsin buraya dedi. Tamam dedim, Kültür ve Turizm Bakanı'nı getireceğim dedim. Söz dedim sana. Okulu gördüm, Trabzonlu bu. Bordo mavi yapmış her tarafı. Oğlum Milli Eğitim bunu kabul etmez dedim. Ne yapalım dedi. Bu sil dedim buraya dedi. Ya, yapmayalım kalsın dedim, ben Trabzon sporluyum vallahi dedi. Bordo mavi hastalık olmaz dedim. Tek şartla olurdu. Ne olurdu? 3,5 dönüm genç sporun yeri varmış dedim. Spor salonu yapacaklarmış köprü başında. 4 dönüm de senin varmış orada, çok kıymetli bir arazi. Onu ver bize dedim. Ya bela mısın dedi ya. Ya yaptık işte dedi, 2 milyon bir şey yapıyor. Onu da aldım, onu da bırakmak dedim. Sonra ayrılırken tam dedim ki ya bir şey eksikmiş dedi. Ne eksik dedi. Yeni dedim bir şey yapmışlar oraya, spor sahası yapmışlar. Etrafını ışıklandırması da 200 bin lira da oraya lazımmış dedim. Onu da yap dedim. Ya görüşmeyelim başkanımla nasıl. Öyle efendim. Zaman zaman esprilerle, zaman zaman yanlarına giderek. Bu şehrin çok hayırseverleri var. Bunları da devreye sokacağız. Son cümle, ez cümle. Pazar günü oy vereceksiniz. Bir temayül var, teşkilat temayülü. Anketler bitti efendim. Bu 15 anket yapıldı. Külli